Değerli basın mensupları, saray hükümetinin sebep olduğu krizler ülkemizdeki buhranı her gün biraz daha derinleştiriyor. Kifayetsiz Erdoğan şahsım yönetimi milletimizin tenceresini, cebini boşaltıyor. Milletimizi perişan ediyor. Bir ülke ya ilimle ya da zulümle yönetilir. Erdoğan şahsım hükümetinde ilim olmadığını milletimiz yaşayarak gördü. İlimden nasibini almayanlar şimdi en iyi bildiklerini yapıyorlar. Zam oluyorlar, zulüm oluyorlar, yetmedi küfür oluyorlar. Milletimizin üstüne kabus misali çöküyorlar. İşte bugün Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Anlaşılan TÜİK'te enflasyonu ölçen dairedeki başkan değişikliği işe yaramış. Mayıs'ta piyasanın enflasyon beklentisi %5, TÜİK'in açıkladığı enflasyon %3. Ve böyle bir farkın olduğu gün 2003'ten beri açıklanan madde sepeti ve ortalama madde fiyatları TÜİK tarafından saklandı. Önceden bu TÜİK marketlerini arayıp soruyorduk, nerede olduğunu gizliyorlardı. Şimdi TÜİK marketlerindeki fiyatları da hepten gizlediler. Covid patlar, ölüm verilerini karart. Doğalgaz biter, depo verilerini karart. Kur korumalı mevduat elde kalır, BDDK verilerini karart. Enflasyon patlar, madde sepetini karart. Anlaşılan enflasyonla mücadele edemeyenler enflasyon rakamlarıyla mücadeleye hız veriyorlar. Enflasyon rakamlarını düşük göstermek çalışanlara yapılacak zammın üstüne çökmektir. Hırsızlıktır. Milyonlarca memur ve emeklinin asgari ücretlinin hakkını yemektir. Bu millete yapılabilecek en büyük kötülüktür. Zulmün daniskasıdır. Buradan açıkça ifade ediyorum. İş başına gelir gelmez TÜİK'in başta enflasyon ve milli gelir rakamları olmak üzere tüm istatistiklerini ciddi bir incelemeden geçireceğiz. Sorumlular hakkında da gereğini hiç çekinmeden yapacağız. Bu bizim milletimize sözümüzdür. Artık TÜİK'in enflasyon rakamlarını öyle uzun uzun irdelemenin bir anlamı yok. Ama gördüklerimizi söylemek de görevimiz. Kul hakkı yiyen TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla 12 aylık tüketici enflasyonu %73,5. 12 aylık üretici enflasyonu %132,2. Bağımsız iktisatçılardan oluşan ENAG'a göre ise 12 aylık enflasyon %160,8. Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark tam 59 puan. Rakamların makyajlı haliyle bile bu fark tarihimizde görülmedik bir rekor. Bu ülke %100'ün üzerindeki enflasyon rakamlarını en son 1990'larda gördü. Bu tek kişilik ucube rejim sayesinde 30'lu yaşların altındaki milyonlarca gencimiz 3 haneli enflasyonla tanıştı. Erdoğan şahsım hükümetleri iş başına geldiğinde %30 seviyesinde bir tüketici enflasyonu, %31 seviyesinde de bir üretici enflasyonu devraldı. Yetmez, hazıra kondu, enflasyonu hızla aşağı çeken, tüm dünyada ve ülkede güven uyandıran ciddi bir programı da kucağında buldu. Başlarda bu programa uydu, enflasyon tek hanelere kadar indi. Ama Erdoğan ne zamanki kibre kapıldı, her şeyi kendinin bildiğini sanmaya başladı, ülkeyi tek başına yönetmeye kalktı, işlerde çığırından çıktı. 2018'in Mayıs ayında ucube rejimin işbaşı yapmasından hemen önce faiz sebep enflasyon netice dedi, ortalık karıştı. Hemen sindi, sustu ama sebep olduğu krizin üstünü örtmek için milletimizin 128 milyar dolarını Merkez Bankası'nın arka kapısından buharlaştırmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz yıl kibri bir kez daha zirve yaptı. Bu safsatayı yine devreye soktu. Milli paramızı pul etti. %19'larda olan enflasyonu %70'lerin üstüne sıçrattı. 73,5 bugün. Şimdi bu safsataları hayata geçirsin diye atadığı Nebati Bakan çıkmış. Enflasyonu düşürmek tek başına devletin görevi değil diyor. Ya bu nasıl bir söz? Enflasyonu düşürmek sizin göreviniz değilse kimin görevi? Anlaşılan bunlar iş yapmaya gelmemiş. Enflasyonla hayat pahalılığıyla mücadele etmeye değil,
bunların işi sarayın sebep olduğu enflasyona, hayat pahalılığına durmadan kulp takmakmış. Rakam karartmak, bahane üretmek. Yok dış güçler saldırdı, yok Rusya Ukrayna ile savaştı, yok Amerika Avrupa perişan oldu. Ya aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. İşgal altındaki Ukrayna'da enflasyon %16,4. Dünyanın yaptırımlarına muhatap olan işgalci Rusya'da da enflasyon %17,8. İşgal Ukrayna'da, ambargolar Rusya'da, 3 haneli enflasyon Türkiye'de. TÜİK'in makyajlı %73,5 tüketici enflasyonuyla dünya üzerinde en yüksek enflasyona sahip 5. ekonomiyiz. %132 üretici enflasyonuyla dünya şampiyonuyuz. Erdoğan'ın ağıtlar yaktığı, bizi kıskanıyorlar dediği Almanya'da enflasyon %7,9. İngiltere'de %9, Amerika'da %8,3. Dünyada gıda enflasyonu %30. Üyesi olduğumuz dünyanın önde gelen 38 ekonomisinin içinde olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, OECD'de gıda enflasyonu %11,5. Bizdeki gıda enflasyonu %92. 11,5, 92. Yine OECD'de enerji enflasyonu %33, bizde %127. Yani dışarıda enflasyon 1 ise bizde 3-4 katı. Aradaki fark, enflasyonu çözmek devletin işi değil diyen bu kifayetsizlerin eseri. Değerli basın mensupları, enflasyon en büyük halk düşmanıdır. Ve saray enflasyon canavarını bile isteye hortlatmıştır nokta. Dün Süleymanpaşa'da Perşembe pazarındaydı. Pazar tezgahlarında bir kilo peynir 100 lira. Pazar esnafı mutsuz. Tekirdağlı hemşerilerim perişan. Tezgahların yanına yaklaşılmaz olmuş. Güya yaz geldi ama sebze meyve ateş pahası. Ve daha da kötüsü, zam yağmurları hız kesmiyor. Erdoğan'ın son enerji zamları zulüm oldu, milletimizi yine uykudayken vurdu. Zamları gece yarısına saklayan, millete uykudayken pusu kuran bir hükümet var iş başında. Milletimiz Haziran'ın ilk gününde yaza uyanacağını sanırken zam sağanaklarına uyandı. Milletin yazı başlamadan kış oldu. Bu zalimler elektrik zammını yapmak için yeni tarife dönemini bile bekleyemediler. Temmuz'da açıklanacak tarifeyi bir ay öne çektiler. Asgari ücreti açlık sınırının üzerine çekmek, memuru, emekliyi enflasyona ezdirmemek, 3600 ek göstergeyi vermek, emeklilikte yaşa takılanların acılarını bitirmek için aylarca oldu olmadı diye bir türlü işi beceremeyenler, takla atanlar iş milleti zamla ezmeye gelince hiç beklemediler. Evimizde kullanılan elektriğe %15, sanayiye ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe %25 zam yaptılar. Evlerimize gelen elektrik faturaları son 6 ayda %65 ila %151 arasında arttı. Zam gördü. Yetmedi, evimize verilen doğalgaza %30, sanayiye verilen doğalgaza %10, elektrik çevrim santrallerine verilen doğalgaza ise aynı gün %17 zam yaptılar. Doğalgaz fiyatları son 6 ayda evlerimizde %120, sanayide %213, çevrim santrallerinde %160 zam gördü. İhracat yapıp dolar avro kazanan sanayiciler bile artık bu zamlara isyan ediyor. Esnaf zaten bitmiş. Bu gidişle dükkanımı ne zaman kapatırım ona bakıyorum diyor. Enerjiye yapılan bu zamlar iğneden ipliğe her şeye yansıyacak. Hayat pahalılığı sel olup milletimizi ezecek. Yaz mevsiminin ilk sabahına bu zamlarla uyanan milletimiz, akşamına da benzin ve mazot zamlarıyla bir kez daha sırtından vuruldu. Benzin ve mazotun litresi artık 25 lirayı aştı. 30 liraya koşuyor. Hep 50 liralık benzin alıyorum diyenler bugün 50 liraya 2 litre benzin alamıyor. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar 429 liraya dolan 55 litrelik bir benzin deposu şimdi
1449 liraya ancak doluyor. Bir depoda bir arabanın benzin masrafı %238 artmış. Erdoğan'ın perişan oldular dediği, uğruna ağıtlar yaktığı Amerika'da son bir yılda benzine yapılan zamları ben bir söyleyeyim. New York eyaletinde %57, Kaliforniya eyaletinde %48. Peki bizde ne kadar? %238. Yani aslında haline ağıt yakılacak birileri varsa o da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bizim milletimiz. Ama bu saraydakiler eve deli, ele iyi. Bunların gözleri milletimize karşı kör, kulakları sağır. Bunların kalpleri artık millete karşı mühürlü. Bunlar milletten kopmuş. Bunların ağzından çıkanı artık kulakları duymaz olmuş. Sarayın kibirlisi önce milletimizi vicdansızlık yapmayın, aç falan yok diye azarlıyor. İki gün sonra da çıkıyor. Milletimize aç sefil geziyorlar ama rakı biri almaktan geri durmuyorlar diyor. Ya sana ne milletin yediğinden, içtiğinden? Ya sen bakacaksan aç sefil bıraktığın milletin haline bakacaksın. Bir dediğin bir dediğini tutmuyor. Hani açlık yoktu, sefalet yoktu? Diyorum ya, bunların sarayın şatafatından başları dönmüş. Ne dediklerini bilmiyorlar. Söylüyoruz, bunlar milletten kopmuşlar. Milletin irade ve amaçlarına uymayan talihi hüsrandır, çökmektir. Bunu pek yakında Erdoğan da görüp yaşayacaktır. Değerli basın mensupları, Çinlilerin ünlü filozofu Konfüçyüs'e atfedilen güzel bir söz var. Bildiğini bilenin arkasından gidiniz. Bildiğini bilmeyeni uyarınız. Bilmediğini bilene öğretiniz. Bilmediğini bilmeyenden kaçınız. Ne yazık ki bilmediğini bilmeyen, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan çakma bir ekonomist koskoca ülkeyi perişan etti. Milletimizi de zulmüyle öz yurdunda garip, öz vatanında parya etti. Bu çakma ekonomiste göre güya faiz inecek, döviz kuru çıkacak, rekabet gücümüz artacak, dış açıklar kapanacak, döviz rezervlerimiz dolup taşacak, döviz kuru düşecek, enflasyon da beraberinde inecekti. E ne oldu? Nasrettin Hoca'nın borç ödeme fıkrasına benzeyen bu model daha başlamadan bitti. Dün Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. Ticaret Bakanı her zamanki gibi sadece ihracat rakamlarını sahiplendi. İhracat Mayıs ayı rekorunu kırdı diyerek övündü durdu. Reisinin söylediği safsatalara milleti inandırmaya çalıştı. Ama dış açığın bir de öbür tarafı var. İthalat tarafı var. İthalat da sizin eseriniz, bunların eseri. Ama onu cami avlusuna bırakmaya kalkıyorlar. İthalat tüm Mayıs ayları rekorunu, dış ticaret açığı da tüm zamanların rekorunu kırdı. Mayıs'ta gerçekleşen dış ticaret açığı yaklaşık 11 milyar dolar. Cumhuriyet tarihimizde tek bir ayda böyle bir açık bugüne kadar olmamış. İlk 5 aydaki açık ise 43 milyar dolar. Geçen senenin aynı dönemine göre dış ticaret açığındaki artış %136. 2022'nin tamamı için öngördükleri dış ticaret açığının %83'ü daha ilk 4 ayda bitmiş. Rahmetli Demirel'in meşhur sözüdür. Bu ülkede başarının anası babası çoktur. Başarısızlık ise öksüz ve yetimdir. Saray ve şürekasını hatırlatalım. İhracatı sahiplenip ithalat ve dış ticaret açığını cami avlusuna terk etmek olmaz. Terk edemezsiniz. Bu rakamlar da size ait. Bunlar da sizin eseriniz. Ama bunlar gece kurtla bir olup sürüye saldırmaya, sabah olunca da çobanla beraber ağıt yakmaya alışmışlar. Adaletli hükümetler zenginden alır, fakire verir. Zalim hükümetler ise fakirden alır, zengine verir. Bunların yaptığı iş tam da zalim hükümetlerin, tam da firavunların yaptığı iştir. Hem bütçe hem de milli gelir rakamları bunu açıkça göstermektedir. Türkiye ekonomisi 2022'nin ilk 3 ayında %7,3 büyümüş. Peki kim büyümüş?
Elbette finansçılar. Finans kesimindeki büyüme %24,2. Kur korumalı mevduat diyerek bankaların ödeyeceği faize devleti kefil edenler, mevduatın maliyetini milletin hazinesine yıkıp millete borca mahkum edenler, faiz lobisini bir kez daha ihya etmişler. Bütçe rakamları da ortada. Bu yılın ilk 4 ayında kur korumalı mevduatla bütçeden çıkan para 16 milyar 300 milyon lira. Buna bir de vazgeçilen 10 milyar 100 milyon liralık vergi alacağını ekleyin. Sadece ilk 4 ayda 26 milyar lira vatandaştan alınmış, mevduat sahiplerine, zenginlere verilmiş. Peki bu yılın ilk 4 ayında işte gıda güvenliği diyoruz, çiftçi zor durumda diyoruz. Çiftçiye bütçeden ne kadar destek verilmiş? 15 milyar lira. Bir yanda bir avuç zengine tek kalemde 26 milyar lira, diğer yanda milyonlarca çiftçi ailesine 15 milyar lira. Ya Allah aşkına, bunun adı zulüm değildir de nedir? Yine ilk 4 ayda bir kuruş vermeden yapıyoruz dedikleri projeler için, daha yeni bunu tekrar etti çıktı sarayın kibirlisi, yandaş müteahhitlere dolarla avroyla verilen garantiler karşılığında milletin kasasından, hazine bütçeden 9 milyar 470 milyon lira ödenmiş. Bu projeler Londra'daki majestelerinin mahkemelerine emanet. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu projelerin işletme hakkını gerekirse devralacağız deyince saray tahkimde parasını söke söke alırlar diye bizi ve aziz milletimizi tehdit etmişti. Yetmedi, birkaç gün önce ben gitsem bile bu paraları şakır şakır ödemek zorundasınız diye ahkam kesti. Sonra da milletin cebinden bir kuruş para çıkmadan yaptık diyor. Bunlar yandaşlarına güvercin, milletine şahin, kamuya iş yapan diğer müteahhitler, kamu müteahhitleri de inim inim inletiyorlar. Para verilmediği için işler bir türlü bitmiyor. Müteahhitler ihalelere girmeye artık cesaret edemiyorlar. İşte Tekirdağ-Hayrabolu yolu. Bu yol Tekirdağ'ın en çok ölümlü kazasının olduğu yollardan bir tanesi. 45 kilometrelik bu yolu güya 2020'de bitireceklerdi. Yıl oldu 2022, bu yol hala bitmedi. Şimdi 2024'de randevu vermeye başladılar. 2003'te yatırım programına giren yollar daha hala bitmedi. Bitmesini beklediğimiz yollar sürekli ötelenip duruyor. Tekirdağ'ın yolları daha pek çok güzergahta 20 yıldır tamamlanmadı. Tüm bu yolları bitirmek inşallah bize nasip olacak. Yine yandaşların yaptığı şehir hastanelerine paralar tıkır tıkır ödeniyor. Ama diğer hastanelerde de, bunlarda da doktor yok. Millet muayene olamıyor, sıra bekliyor. Milletvekillerinin telefonları artık hiç susmuyor. Milletvekilleri işi gücü bırakmışlar, hastanelerde randevu kovalamaya çalışıyorlar. Sayın Genel Başkanımız da söylemişti. Kars'ta tıp fakültesi açmışlar ama hasta bakacak doktorları yok, hastalar Erzurum'a havale ediliyor. Muratlı Devlet Hastanesi'nde kadın doğum, anestezi ve genel cerrahide hekim yok. Malkara ve Saray'da hemen hemen her branşta hekim sıkıntısı var. Diğer ilçelerimizde de durum keza aynı. Bu ülkenin yetişmiş doktorlarını kapı dışarı edip Pakistanlı'yı, Afgan'ı, Suriyeli'yi ülkeye doldurursanız olacağı sonunda budur. Hakkı hak edene vermezseniz bunun adı zulümdür. Biz hakkı hak edene vereceğiz, hem ülkemizin tüm sorunlarını da çözeceğiz. Değerli basın mensupları, Erdoğan ülkemizi daha önce istihdamsız büyümeyle tanıştırmıştı. Şimdi de yoksullaştıran büyümeyle tanıştırdı. Erdoğan şahsım rejiminin işbaşı yapmasıyla emeğin milli gelirden aldığı pay tepe taklak çakıldı. 2022'nin ilk 3 ayında iş gücü ödemelerinin, yani emekçilerin milli gelirden aldığı pay %25 ile tarihi düşük seviyelere gerilemiş. Aynı dönemde sermayenin milli gelirden aldığı pay ise %67 ile rekor kırmış. Zengini daha da zenginleştiren, yoksulu daha da yoksullaştıran böyle bir hükümete zalim denmez de ne denir?
Biz ne ezilen ne ezen, insanca hakça düzen diyen, bir düzen diyen bir gelenekten geliyoruz. İktidarımızda biz zulme son vereceğiz. Hak edene hakkını mutlaka vereceğiz. Bu kifayetsiz zalimlerin elinde geçen her gün Türkiye'miz küresel yarışta zemin kaybediyor. Dolar cinsinden milli gelirimiz 2008'den bu yana yerinde sayıp duruyor. 2022'nin ilk 3 ayında milli gelirimiz 800 milyar dolar sınırının altına düşerek 794 milyar dolar oldu. Yılın ikinci 3 ayında bu düşüşün süreceği anlaşılıyor. Küresel rekabette yerinde saymak küresel yarışı kaybetmektir. Ülkemizi dünyada en büyük ilk 10 ekonomi arasına sokmaya söz verdiler ama milli gelirimizi 14 yıl boyunca yerinde saydırdılar. Sonunda ülkemizi en büyük 20 ekonomi liginden de düşürdüler. Millete taahhütlerini yerine getiremeyenler hala ne yapsalar tutturamayacakları 2023 hedeflerini sayıklayıp duruyorlar. Taahhüdünü yerine getiremeyen müteahhit ne yapar? Önce reklam verir, hava basar, caka satar. Sonra işi bırakır kaçar. Bunlar da aynısını yapacak. Değerli basın mensupları, Türkiye olağanüstü coğrafi konumu, genç nüfusu, dayanıklı özel sektörüyle çok güçlü bir ekonomidir. Potansiyeli çok büyüktür. Ama ortada da bir hakikat var. At sahibine göre kişner, at yiğidin altında tökezlemez. Erdoğan'ın ata hakimiyeti konusunda ciddi sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Bu nedenle işi bilen, ekonomiden anlayan, kadrolarla bu güçlü at yeniden dört nala koşacaktır. Biz buna talibiz. Ekonomimizi küresel yarışta hak ettiği yere taşımaya kararlıyız. Milletimizi bu hayat pahalılığından kurtarmaya, hakkı olan hayat şartlarına kavuşturmaya kararlıyız. Bunun için ilkin enflasyon canavarını bitirmemiz gerekiyor. Milletimizin aşını, işini küçülten, yatırımların önünü kesen bu en büyük halk düşmanının işini bitirmek için reçeteyi bir kez de Tekirdağ'dan veriyoruz. 1. Merkez Bankası'nın başına derhal liyakatli bir ismi atayacağız. Bankayı siyasetin müdahalesinden kurtaracağız. Bankanın araç bağımsızlığına asla müdahale etmeyeceğiz. 2. Ekonomide kral değil kural olacak. Ekonomik ve Sosyal Konsey derhal toplanacak. Devlette liyakati ve adaleti sağlayacağız. Rüşvetçileri, beytülmali el uzatanları, yolsuzluk yapanları, tüyü bitmedik yetimin hakkını yiyenleri devlet yönetiminden süratle uzaklaştıracağız. Stratejik planlama teşkilatını hızla kuracağız. Ülkenin en yetenekli kadroları burada toplanacak. Ekonominin gerçek fotoğrafını çekeceğiz. Çözüm planlarını da hızla çıkaracağız. 3. Kamu özel işbirliği projelerinde dövizle belirlenen tarifeleri ve gelir garantilerini ivedilikle Türk lirasına çevireceğiz. Gerekirse bu projelerin işletme haklarını hukuk çerçevesinde kamuya geri alacağız. 4. Dünya standartlarında bir kamu ihale yasası çıkaracağız. Yapılan büyük ihalelerin maliyetini ve verilen garantileri tek tek açıklayacağız. 5. Bütçe disiplinini sağlayan mali çapaları yeniden güçlendireceğiz. Gerekirse yeni mali çapaları da getireceğiz. Varlık fonunu derhal kaldıracağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesin hesap komisyonunu kuracağız. Sayıştay denetimini uluslararası standartlara çıkaracağız. 6. Ülkemizin üretken kapasitesini ve verimliliğini arttıracağız. Gençlerimizi dünya standartlarının üstünde eğiteceğiz. Dijital altyapıyı hızla dünya standartlarının üstüne çıkaracağız. Bugün dünya standartlarının gerisindeyiz. Teşvik politikasını sanayicinin katma değeri yüksek ürün üreteceği noktalara taşımak için etkili bir biçimde kullanacağız. Yüksek teknoloji içeren yeşil mutabakata uyumlu dijital dönüşümü kolaylaştıracak yatırımları da teşvik edeceğiz. Bu kapsamdaki doğrudan sermaye yatırımlarını destekleyeceğiz. Enerji arz güvenliğini, temiz ve ucuz enerjiye erişimi mutlaka sağlayacağız. Bu çerçevede yerli ve yenilenebilir enerjiye öncelik vereceğiz. İthal enerjide tedarikçileri çeşitlendireceğiz. 7. Kamu bankalarının kaynaklarının yandaşa rant projelerine aktarılmasına derhal son vereceğiz. Ziraat Bankası sadece çiftçiye, Halk Bankası da sadece esnafa avantajlı kredi sağlayacak.
8, gıdada arz güvenliğini sağlayacağız. Kendi kendimize yeterliliği gerçekleştireceğiz. Planlama ve çiftçiye destek önlemlerini alacağız. Çiftçiye elektrik, gübre, yem gibi girdileri ucuza vereceğiz. Taban fiyatı, maliyet artı makul karı karşılayacak şekilde önceden açıklayacağız. Çiftçinin kullandığı elektrikte tüm vergi ve ek kalemleri kaldıracağız. Kuracağımız güneş enerjisi tesislerinin üreteceği enerjiyi çiftçi kooperatiflerine ücretsiz vereceğiz. Bankalarda ve tarım kredi kooperatiflerinde takibe düşmüş çiftçi borçlarında faizleri derhal sileceğiz. Kredilerin geri ödemelerini 6 ay erteleyeceğiz. Tarımsal üretimde kullanılan mazottan ÖTV almayacağız. 9. Derhal bir genelge çıkararak devlette israfa son vereceğiz. İsraf genelgesiyle devlet millete örnek olacak. Bu surette bütçede yarattığımız imkanları dar gelirli ve dezavantajlı kesimlerin rahatlaması için kullanacağız. Aile destekleri sigortasını hızla hayata geçireceğiz. 10. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş programını ortaklarımızla uygulamaya koyacağız. Evrensel adalet, hukukun üstünlüğü, ifade ve girişim özgürlüğü normlarını yakalamış, güçlü bir demokrasiyle taşlandırılmış 2. yüzyılın Türkiye'sini beraberce inşa edeceğiz. Ülkemizde iyi yönetişimi ve yargı bağımsızlığını sağlayacağız. Biz hazırız. Milletimiz de hazır. Artık biz de milletimiz de sandığı bekliyor. Milletten korkma, sandıktan kaçma Erdoğan. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Buyurun. Sayın Vekilim, ulusal televizyon kanallarından bize ulaşan birkaç soru var. Onları müsaadenizle iletiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüreği yetip 2023'te aday olacak mı, olmayacak mı diye sordu. Sayın Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Evet. ATV kanalından. Genel Başkanımız bu soruya en güzel cevabı verdi. Söylediği açık. Odur meydan, seçimi ilan edin, adayımızı görün. Bizim buna ekleyecek başka bir sözümüz yok. Ama şunu da bekliyoruz. Genel Başkanımızın Erdoğan'a sorduğu sorular var. O sorulara vereceği cevapları mutlaka bekliyoruz. İkinci soru Fox TV'den. Bakan Nebati, bugün açıklanan enflasyon rakamları enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor. Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir dedi. Bakan Nebati'nin enflasyon açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Sayın Bakan Nebati'nin her açıklaması gibi bu açıklaması da insanları kahkahalarla güldürecek bir açıklama. Ya şimdi bunu diyerek TÜİK'te fiyattan sorumlu yöneticiyi değiştirmelerinin esbabı mucibesini de açıklamış oldu. Bunları geçsin Bakan Nebati. Fiyatları gösteren madde sepetini neden açıklamadıklarını bir söyleyiversin. İşleri güçleri makyaj, göz boyama. İşte ENAG bağımsız araştırmacıların enflasyonu hesaplayan kuruluşu. Ne diyor? Aylık enflasyon %5,5. Yıllık enflasyon da %161. Piyasa anketlerinde de beklentiler açıklananın çok çok üstünde. Şimdi çıkıp bununla övünüyorsunuz. Aslında kusurunuzu itiraf ediyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Enflasyon halk düşmanıdır. Enflasyon rakamlarıyla oynamak emeklinin, ücretlinin, memurun, bu ülkedeki herkesin hakkına el uzatmaktır. Tekrar ifade edeyim, göreve geldiğimizde yapacağımız ilk iş bu açıklanan verileri, bu hesapları ciddi şekilde kontrol etmek olacaktır. Evet. Üçüncü bir soru yine Fox TV'den Sayın Vekilim. Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Türkiye'nin mültecilerin cazibe merkezi olduğunu söyledi. İşverenlerden duyuyoruz. Eğer Suriyeliler olmasaydı işimiz çok zordu.
biz çalıştıracak eleman bulamazdık diyorlar dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi aslında sığınmacılar konusu açıldığında hep ensar muhacir edebiyatı yapanların aslında kafalarının gerisinde ne var? Bu açıklamayla bir kere daha ortaya çıktı. Bunların derdi ensar muhacir falan değilmiş. Bunların derdi bu ülkeye gelen insanları ucuz emek olarak kullanmakmış. Bu ülkede 8 milyon 357 bin yurttaşımız işsiz. İşsiz sayımız dünya üzerindeki 96 ülkenin nüfusundan fazla. Ve saray burada ucuz emek arzını arttırmak için sığınmacıları kullanıyor. Yani bir kere bu niteliksiz emek arzındaki bu artış ister istemez ülkemizdeki teknoloji kullanımı seviyesini düşürüyor. Ve maalesef bu ülkeyi yönetenler Suriye'den gelecek sığınmacıları ekonomi için kurtuluş olarak görüyorlar. Bu böyleyse zaten bunların artık ekonomiyi yönetme kabiliyetleri çoktan bitmiştir. Buradan söyleyeyim. Bu düşüncenin sahipleri aslında o koltukta bir dakika dahi oturmamalıdırlar. Çünkü her geçen dakika milletimize verdikleri zarar büyüyor. Teşekkür ediyorum.